E, merhabalar değerli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. E, Beyazıt seminerlerinin 59. sunumunda bir aradayız bugün ve e, Doktor Berna Usanmaz Coşkun bizimle birlikte. E, kendisi bize kıyı alanlarındaki kentsel projelerin bağlamla ilişkisine arazi kullanım perspektifinden bakmak İstanbul örneği e, başlıklı sunumunu e, aktaracak, sunacak. E, Berna Hanım e, şehir plancı yüksek mimar o, e, olan Berna Usanmaz Coşkun 9 Haziran 1981'de İstanbul'da doğdu. Orta lise öğrenimini e, VKV Koç e, Özel Lisesi'nde yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık fakültesi, şehir ve bölge planlama bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde restorasyon ana dalında yüksek lisans eğitimini aldı. E, 2007 yılında e, girdiğim MSGS'li şehircilik böl e, bölümünde doktora çalışmalarını sürdürürken 2015-2018 yıllarında <laughs> arasında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü tamamladı. 2007 yılından beri profesyonel olarak koruma alanların alanında çalışmaktadır. 2018 yılından beri Işık Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde dersler vermektedir. 2020 yılında doktora eğitimini kıyı alanları üzerine yaptığı çalışma ile tamamlayarak doktor ünvanını almıştır. Ee, Berna Hanım, ben sizi çok sözü teşekkür. size devrediyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Ee, daha çok teşekkür ederim. Çok Buyurun. sağ olun. Ee, şimdi ben de e, bir ekran paylaşımı yapmam gerekiyor değil mi? Hı -hı. Şuradan. E, evet, şuradan. Ben e, yaptığım bu, şöyle yapayım bir saniye. Hı. Sanırım başardım, değil mi? Hı -hı. Evet. <laughs> Tamam ben e, yapmış olduğum bu doktora tezim m, kapsamında yaptığım çalışmayı biraz derleyerek burada size sunmaya çalışacağım. E, umarım ilginizi çekecektir sizin de çünkü... E, ee, şöyle gelişmişti benim de bu sürecim. Ee, ben biraz uzun sürmüştü benim doktora tez sürecim. Başlangıcım araya profesyonel hayatım girince e, sekteye uğramıştı. Sonrasında sağ olsun Kutkun Hocam e, bu kıyılarda neler oluyor diye bana sorunca buradan yola çıkaraktan e, kıyılara bakma ihtiyacı doğdu. Ee, tabii belli sorunlar vardı kafamda. Ee, daha hiç başlamadan önce de bu e, tez çalışmama. İstanbul'un bu tarihsel kültürel ve mekansal zenginliklerini barındıran bu kıyı alanlarının özellikle hani basından veya sosyal medyadan sıkla takip ettiğimizde Aslında ağırlıklı olarak ekonomik kaygılarıyla projelendirilmeleri ve kamu yararının kısıtlayan işlevleriyle şekillenerek daha pazarlama aracı haline geldiklerini görüyordum ve e, bu projelerin kıyı kente entegrasyonunu sağlamayan, kentsel bağlamla ilişkilenmeyen tek tip projeler olduğunu ve kıyıların özgün değerlerini sıkla yok ettik yani yok etmeye başladıklarını görünce burada bir çalışma konusu ortaya çıktı ve bu konuda bir araştırma yapma ihtiyacı doğdu benim için e, ve özellikle yine 2000'li yıllarda e, Siyasi söylemde de, ekonomik söylende kentsel politikalarda da çok fazla duyduğumuz bu neoliberal söylemini, bu ivme kazanan, halk arasında veya e, siyasetçilerin sıklıkla e, terminolojik olarak kullandığı mega projeler dediğimiz projeleri ben tez kapsamında noktasal projeler olarak terminolojik olarak kullanmayı tercih ettim. Bu projelerle bu kıyılarımızın tarihi, kültürel ve mekansal zenginlikleri olan bu kıyılarımızın hızla dönüştüğünü gördük. Bu kapsamda nasıl bir yol izlerim diye düşündüm. Öncelikle bu kıyı düzenleme projeleri nasıl bir şey, ne demektir, bunun bir yapısını ortaya koymak için biraz literatüre baktım. Özellikle dünya örneklerine ne yapılmış, küresel ölçekli insanlar nasıl bu işle başa çıkıyorlar ona bakmaya çalıştım. Sonrasında İstanbul ölçeğine inmek istedim. İstanbul e, kıyı alanlarının biraz tarihsel sürecini ve mekansal değişimini özellikle mevzuatına e, ve ona etki eden dinamikleri analize ederekten bir analiz, sayısal bir e, çalışma yaptım burada. Sonrasında da bu bahsi geçen işte noktasal projelerimle, e, projelerle e, bu mekansal değişimin sayısal analizini bir karşılaştırma yaparak da e, bu projelerin aslında daha e, somut veriler ışığında anlaşılabilmesini sağlamaya çalıştım. E, ve bu kapsamda biraz özetleyerek anlatmaya çalışacağım size şimdi. Şimdi literatüre baktığımızda tabii kentsel kıyı projeleriyle ilgili farklı tanımlar var ama hani benim içlerinde en sevdiğim biraz su ile kent arasında uzun süredir var olan ama kopmuş olan bir fiziksel ve sosyal bir ilişki var. Bu ilişkinin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden üretilme süreci olarak tanımlayabiliriz bu projeleri. Yine e, çok hızlı bir şekilde e, biraz literatürden bahsedeceğim. Sonra zaten analizlerim üzerinden konuşmaya devam etmeyi planlıyorum. Ama hani bu projeler, e, kentsel kıyı düzenleme projelerinin hani tarihsel süreci, sürecine baktığımızda e, ilk olarak 1960'larda aslında kentin endüstrisizleşmesi, yani e, limanların kentten dezantralizasyonuyla başlayan kıyıların işlevsiz kalmasıyla başlayan bir süreci var. Buraları tekrar hani düzenleme ihtiyacı buradan doğuyor. Fakat hani yıllar içerisinde farklı dinamiklerle bu düzenleme projeleri evrilmiş durumda. Ee, mesela yine 60'larda koruma bilincinin gelmesi, koruma kavramının e, bilincinin yasallaşmasıyla birlikte bu e, endüstri mirasını korunma fikri e, ve buradaki yapıların tekrar işlevlendirilmesi, yeniden işlevlendirilmesi süreciyle e, de bu projelere yine bir Katılmış. Yine çevre bilincinin gelmesi, çevreyle ilgili yasalarla birlikte kıyıların temizlenmesi ve buraların çekim haline gelmesi. 80'lere geldiğimizde küreselleşme ile artık hani küreselleşmenin kenti bir pazarlama aracı halinde görmesi ve bu kıyı alanlarını da bu aracın satılabilir, yani pazarlanabilir bir yer olarak keşfedilmesi. Gibi gibi farklı dinamiklerle yine e, dünya kenti kavramı yani finans kentlerine dönüşmesi aslında buraların endüstri e, endüstri kentlerine finans kentlerine tekrar işlev dönüşmesi gibi nedenler ve bu dinamiklerle bu projeler e, ivme kazanmış durumda. Şimdi ben tez kapsamında böyle bir çalışma yapmıştım e, dünyadaki farklı dönemlerde farklı tarihlerde yapılmış e, projelerle ilgili bir e, Tablolama yapmaya çalıştım. Özellikle farklı parametreleri e, üzerinden bakmaya çalıştım. Bunlar yani yap, e, ne kadarlık bir alana oturum yapıldığı bu projede, Yani ne kadar dolgu, ne kadar mevcut alan ya da hangi tarihlerde yapıldığı, mülkiyet durumları, hangi işlevden hangi işleve dönüştüğü, nasıl bir örgütlenme modellerinin olduğu ya da hangi tür bir proje yapıldığına dair bir çalışma yaptım burada. Ee, ve kıyı alanlarının kent e, ken pardon kıyı alanlarının e, kendisine özel doğal ve coğrafi unsurları ile şehrin tüm ile iç içe olan bir konumdadır. Bu bağlamda da yine kıyı alanları üzerinde yapılmış bir çalışmada arazi kullanımının öneminin arttığını fark ettim. Ve yine dünya örneklerine baktığımız zaman bazı ara, bazı işlevlerin domine ettiği kıyı düzenleme projelerine rastlıyoruz. Bunlar rekreasyon alanları olabiliyorlar, bunlar kültürel alanlar olabiliyorlar ya da turizm alanı ya da ticari alan olarak veya tabii konut alanlarında görüyoruz yine dünya örneklerinde. Bununla birlikte karma kıyı projelerine de karma kıyı projelerinde olduğu örnekler çok fazla. Şimdi e, yine bu konuda hiç çok fazla çalışması olan iki araştırmacı e, Bril Merigmen'in her toplum karakterinde, tarihinde, ekonomisinde ve politik liderliğinde bulunan kendine az özelliklerini dikkate alarak kendi için bir kıyı düzenleme projesi üretmelidir e, demişler. E, ve kıyı alanlarının kendine özgü morfolojisi, tarihi, politikası, iş yönetimi ve zamanlaması vardır. Bu nedenle mutlaka başarılı projeler birebir kopyalamak yerine e, bu ya ekonomik zararla sonuçlanabilir eğer birebir kopyalarsak ya da bölgenin özgünlüğünü kaybetmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir diyor. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka yani hiçbir şekilde kopyalama yapmamalı özgün bir proje yönetilmesi gerektiği konusunda. Evet. Eh özgün bir proje üretilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bu tabii benim çok dikkatimi çekti. Ama tabii şimdi yine de dünya örneklerine baktığımız zaman belli olmazsa olmaz sonuçlar çıkartabiliyoruz. Şimdi bu projeleri incelediğimizde mutlaka örgüt, öncelikle örgütlenme modellerine baktığımızda bir kere özel olarak o kıyıya ait bir kıyı düzenleme örgütlenmesini sağlayacak yetkilere sahip bir birim oluşturuluyor. Bu bu çok aktörlü bir birim aynı zamanda. Yine analizlerle alanın detaylı tanımlanması yapılması olmazsa olmazlarımızdan kıyı düzenleme projelerinde bir konsept belirleniyor. Alanla ilgili bir düzenleme stratejisi kurgulanıyor. Yani maliyet, planlama ve tasarım açısından. Ve master plan hazırlanması aşaması var. Bu bazı projelerde hatta Yarışma açılabiliyor veya yine söylediğim gibi çok aktörlü bir katılım süreciyle oluşan bir master plan ama bu gerçi hani en önemli kısmı çok aktörlü bir sürecin işliyor olması burada. Ee, ve bu dediğim gibi bu katılım sürecinde çok aktörlü katılım süreci e, yerel yönetimler, kamu, özel sektör, akademi, kullanıcılar, kullanıcılar arası gruplar, Parsel, Site, STK, STK gibi çok fazla farklı e, grubu da içinde barındırıyor. Şimdi yine çok önemli <laughs> hepsi çok önemli oldu ama kusura bakmayın. E, yine e olmazsa olmaz da olmaz, Finansal modelin e, doğru kurgulanıyor olması. E, şimdi özellikle 60'lar civarında kamunun daha domine ettiği projeleri görmekle birlikte 80 sonrası kamu özel ortaklıkları çok fazla e, ve çok yaygın kullanılan bir finansal finansal model. Fakat burada da yine aynı şekilde e, kamu özel ortaklığı dediğimizde iki tane ayrı sadece e, kurumun veya birimin olması değil. E, kamu kurumları, mekan kullanıcıları, mülk sahi yatırımcılar, özel girişimciler yani yerel iş dünyasının liderleri gibi ya da kar amacı güden gütmeyen e, yerel kurumlar e, çok dediğim gibi yine burada da Yelpaze'nin geniş olduğu bir ortaklıktan bahsediyoruz. Projelere baktığımızda, tasarımsal açısından baktığımızda yine olmazsa olmazlarda kültürel miras varsa korunması, kıyı kent arasındaki entegrasyonun doğru kurgulanması, kamu yararı ki bu da geniş bir yelpaze var içerisinde, kamusal erişebilirliği, kamusal hizmetler, açık alanlar vesaire her birini hani karşılayabilecek nitelikte olması gerekir. E, mevcut ve yeni arasında uyumun sağlanması ve e, kimlik kavramları e, yine bu projelerin hepsinde olmazsa olmaz olarak karşı başımıza çıkıyor ve ben bu analizlerim sonrasında dediğim gibi artık hani bunlardan aldığım bilgiyle İstanbul kıyılarına bakmaya çalıştım. Burada neler olup, bize neler var, ne sorunlar var onları analiz etmeye biraz çalıştım. Bir kere zaten çok fazla sorunla karşılaşıyoruz maalesef. Bunları biraz derlemeye çalıştım yani bir gruplamaya çalıştım. Ee, öncelikle mevzuat ile ilgili sorunlardan biraz bahsedeyim. Bir kere Yetki sahibi çok fazla kurum var. Yani e, e, kabaca sanırım 20-21 tane e, kurumun plan yapma yetkisi var kıyılarda. Bunların çoğunun reysel onaylama yetkisi de var. Ve bu kurumlar arasında maalesef eşgüdüm bir e, eşgüdüm yok. Bu yüzden de çok parçalı ve yönetim ve bir planlama anlayışı var ve bunun sonucu olarak da farklı plan yaklaşımlarıyla karşımıza çıkıyor genelde şimdi yine e, özellikle 2000 sonrası çok e, konu söylemsel olarak kulağımıza çok çınlayan bu neoliberal söylemin yarattığı sorunlar var. Bunlar bir kere hızla e, kıyı alanlarının özelleşmesi ve kamusal özelliğini yitirilmesi e, sonuçlar e, gibi sorunlar ya da planı yerel uymayan noktasal noktasal projelerin oluşturulması ee, özellikle özel sektörün etkisiyle kentsel açık alan e, kullanımında açık aktiviteler yerine daha ticari işlevlerin odaklı e, ticari işlevler odaklı e, tasarımların karşımıza çıkıyor ve tabii yerel yönetimleri dışlayan merkezi yönetim eksenli karar vericilerin etkin olduğunu görüyoruz kıyı kent entegrasyonunu sağlamayan kentsel bağlamdan uzak üretilen projelere yani mekansal ölçekte baktığımızda geçmişte bir kere alınan ulaşım kararlarının doğurduğu sıkıntılar var. Arazi kullanım hataları, yapılaşma türü, yoğunluk ve denetimsiz gelişmeden kaynaklı sıkıntılar var. Kıyı alanlarının fiziksel erişimi yetersiz ve dolatı ihtiyaçları gözünde alınmayan kıyı düzenleme... ...yani yapmış, yapmak için yapılmış özellikle rekreasyon alanlarına çok rahatsızlıyoruz. Ve yine yoğun ve tarihi kıyılarla uyumsuz bir yapılaşma, özellikle lüks kapalı, kapalı konut alanlarını gördüğümüz projeler var. Şimdi bu İstanbul kıyılarına baktıktan sonra kentsel kıyı alanlarının bütüncü bir planlama anlayışının olmadan bu noktasal projelerle dönüştüğünü gördük. Ee, İstanbul Kıyı-Kent İntegrasyonu'nun, kent-su ilişkisinin zayıflaması bunun bir sonucu olarak ya da kıyıların pazarlama aracına dönüşmesi ya da kimliksiz kıyılar gibi sonuçlar karşımıza çıktı. Ve e, bu çerçevede bir hı, e, sayısal bir analiz yapmaya çalıştım. Ee, şöyle e, İstanbul'un kentsel kirlilerini 2003-2018 arası arazi kullanımdaki değişimin sayısal bir analizini çıkarmaya çalıştım e, ve burada arazi kullanımdaki değişim ve oran ve noktasal projelerin sayısı ve kamusallık durumunu tar e, an anlamaya çalıştım burada. Tam olarak ne yaptığımı anlatayım. Bir kere İstanbul kıyılarını farklı dinamiklerle şekillenmiş olan kıyıları verilerimin daha gerçekçi olabilmesi için dört ana bölgeye indirgedim. birinci Haliç kıyıları, Boğaz kıyıları ve Avrupa yakasını, pardon Marmara Denizi'nin Avrupa ve Asya, Anadolu yakası kıyıları olarak dört ayrı bölgede. 100 metre, 100, pardon, kıyı kanuna göre 100 metrelik, kısım kamusal alan olarak zaten tanımlanıyor. Ben 150 metrelik bir buffer zone e, belirledim. Bu e, alan içerisinde de, e, bu alan içerisindeki arazi kullanımı çalışması ve aynı zamanda dolgu alanı çalışma yani ne kadarlık kıyıdan aslında e, denizden kente eklenen e, sonrasında kentsel mekan haline gelen bu dolgu çalışmalarını e, tanımlamaya çalıştım burada Şimdi e, İBB'den aldığım verilerde 2000 aslında 2006 ve 2018 e, arazi kullanım verilerini çektim ama çok karmaşıktı. Öncelikle bir arazi kullanım lejantı oluşturdum sonra da 2003 uydu fotoğraflarıyla süperboze ettim çünkü 2006 dediğim gibi çok e, sıkıntılı bir veriydi. Geçmiş veriye ulaşmak bu anlamda sorun oluyordu tabii. Ee, ve e, bir lejant çalışması yaptım. Sonrasında dediğim gibi böyle bir haritalama yaptım. Her, 2003 yılında. Sonrasında bunu uygu, uydu fotoğraflarıyla e, çakıştırdım. Kent gerisindeki dokuyu da biraz anlayabilmek için. E, yine bunu aynı şekilde 2018 yılı içerisinde de yaptım. Benzer bir çalışmayı burada da yaptım. Ve e, şimdi dolgu alanı için biraz daha farklı bir çalışma yaptım. Şimdi e, literatüre baktığımız, yani İstanbul'daki dolgu çalışmaları çok eski tarihlere uzanıyor tabii. Literatüre baktığımız zaman da çok güzel, yani çok iyi çalışmalar var bu anlamda. Ancak çok parçalı çalışmalar var. E, o nedenle yasal veriye, yani hani İstanbul'un kıyılarındaki dolgunun hangi noktada başladığına dair yasal veriye ancak 1990 kıyı kanunu sonrasında Kıyı kenar çizgisinin belirlenmesiyle oluşturulmuş bir kıyı kenar çizgisi var. O yasal veri onu baz alarak yola çıktık ve o yüzden de hani e, oradan sonra ne kadarlık bir dolgu yapılmış ve bu dolgu alanları hangi arazi kullanımı e, hangi şekilde nasıl işlevlendirildiğini incelemeyeceğim. Tabii baktığımızda hani özellikle iller sonrasında özellikle de 80 sonrası bu dolgu çalışmalarının e, kentteki imar hareketleriyle yetersiz kalan bu donatı alanlarının yetersiz kalması ve bunu da hani kıyılarda e, bu ihtiyacı kıyılarda karşılarız diye yapılan rekreasyon alanları yol ihtiyaç gibi. Hani bu, bu dolgu çalışmalarında gördüğümüz kadarıyla e, rekreasyon alanlarının daha fazla olduğunu e, Haliç bölgesinde veya Marmara Denizi'nin kıyılarında karşımıza çıktı zaten. Ee, şimdi az önce söylediğim gibi iki tarih arasında bir karşılaştırma yapmıştım. Bu karşıla e, iki tarih analiz etmiştim. Bu aralarında da bir karşılaştırma yaptım. Hangi fonksiyonlara evrildiklerini e, anlamaya çalıştım. E, Haliç kıyılarında gördüğümüz sonuçta e, özellikle sanayi işleminin artık eğitim işlevine dönüştüğünü burada görüyoruz yoğunlukla. Şimdi e, Boğaz kıyılarına baktığımızda tabii e, 1970'te 1710 sayılı e, eski eser kanunu sonra 83 e, Boğaz e, kanunu kanunuyla birlikte tabii burası biraz daha e, korunmuş durumda. Ve e, o yüzden e, Boğaz hattındaki değişimler çok da böyle belirgin değişimler karşımda. Yani ufak tefek tabii ki de değişimler var. Onları da bir sayısı olarak belirttim ama hani çok böyle m, dikkat çeken bir arazi kullanımı değişimi göremiyoruz. Ee, Marmara Denizi'nin Anadolu yakasına baktığımızda da yine e, en temel buradaki en belirgin değişimini e, e, Maltepe e, Dolgu Projesi'nde görüyoruz Maltepe Rekreasyon Alanı'nda e, Burası da o yüzden de ciddi anlamda yani 105 hektarlık bir alan e, rekreasyon olarak alana alarak burada artmış olduğunu görüyoruz. Evet ama e, yarımada Atatürk Havalimanı arasındaki bölgeye yani Marmara Denizi'nin e, Anadolu yakasına biraz daha incelediğimizde burada gerçekten bu tarihler arasında ciddi bir hareket olduğunu görüyoruz. E, Şimdi buradaki en temel e, değişiklik şu şekilde. Şimdi hepimizin bildiği gibi e, Yeni Kapı projesi yapılıyor. Çok da büyük bir dolgu alanı projesi burası. Şimdi az önce belirttiğim gibi ben alan içerisinde 150 metrelik bir buffer zone koydum dedim ve bu oranlar içerisinde ben burada bir hani oranlama yaptım. Ve bunun içerisinde bu dolgu alanı yani e, Yeni Kapı projesi 72 hektar yani %30'luk bir mekansal kazanımdan bahsediyoruz burada. Ve e, arazi kullanımı olarak da burada rekreasyon olarak işlevlendirdiğimiz bir alan olmasına rağmen şimdi her iki tarih arasında aslında rekreasyon işleminin artması beklenirken aksine azalmış olduğunu gördüm burada. E, buradaki en temel, bunun en nedeni e, aslında kıyı hattı boyunca devam eden diğer rekreasyon alanlarının, yani şu yakın tarihte de çok popüler olan karma işlevde izin veren ticaret konu, ticaret konu turizm gibi işlevlere dönüşüyor dönüşmüş olması. Hani bu e, diğer alanlar, diğer hani yeşil bantın e, bu tür e, daha. E, pazarlamaya odaklı işlevlere dönüşerekten rekreasyon alanının böyle belli bir köşede yığılması gibi bir e, sonuç karşımıza çıktı burada. Şimdi e, buradan sonra bir genel olarak İstanbul'da e, hangi projelerden bahsediliyor? Bunları incelemeye çalıştım. Ve e, bunlar dediğim gibi yine çok fazla... E, duyulan, konuşulan özellikle seçim öncesi de siyasetçilerin çok fazla öne çıkardığı projeleri seçmeye çalıştım. ve özellikle de 2000 tarihli, 2000 sonrasındakiler bunlara baktığımız zaman yine proje sayısı olarak en fazla projenin bulunduğu bölge yine Marmara'nın şey Marmara Denizi'nin Avrupa yakasını olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu projeleri aynı şekilde dünya örneklerinde yaptığım gibi bir e, tablo olamaya gittim ki karşılaştırmam daha kolay olur diye hani iki e, dünyada neler olmuş bizde aynı parametreler nasıl e, çözümlü sorun bu sorunlar nasıl çözülmüş gibi yine alanın e, dolgumu ne kadarlık mevcut alanı on hangi tarihleri başladı bitti mülkiyet durumu eskiden neydi yeniden neye dönüştüğü, hangi örgütlenme modeli, hangi kurumlarla ilişkili olduğunu gibi gibi başlıklar altında incelemeye çalıştım. Buradan da belli sonuçlar çıktı. Şimdi bir kere... Proje kapsamında kıyıların doldurularak alan kazanımı çok yaygın bir müdahale şekli bizde. Yani bu pek tartışılmıyor hatta. Yani çoğu projeye baktığımızda çoğunda bir dolgu çalışması var. Yani sanki oraya bir proje yapılıyorsa bir dolgu çalışması da yapılması çok anormal değilmiş gibi bir bakış açısı var. Ee, tabii 2000'li yıllarda kıyı düzenleme projeleri artmış. Bunu tabii e, ülkenin hani e, dediğim gibi bu neoliberal söylemede referans verebileceğimiz bir durum. Yani ya da ekonomik olarak e, konjektörün daha uygun olmasıyla da ilişkili olabilir. E, ve proje öncesi kamu arası olan alanların uygulama sonrası özelleştiği örnekler çok fazla. Özellikle bu üçüncü bölgede bunu bir detaylandıracağım birazdan örgütleme modellerine baktığımız zaman yap işlet devlet ihaleyle satış, hasılat paylaşma en ihtimalle de kiralama modelleri görüyoruz. Şimdi o söylediğim yukarıdaki modellere baktığımız zaman çoğu zaten özelleştirilmeye yönelik modeller. Plan bütünlüğü yine gözetilmeden kimseye bağlı kalmaksızın genellikle merkezi yönetim tarafından inşaat odaklı projeler karşımıza çıkıyor hep ve e, ha bu da çok önemli master plan ya yani farklı aktörlerin dahil ederek hazırlandığı bir master plan göremiyoruz. Hatta çoğunda e, o da bazı hani isimlere baktığımızda benzer mimarlık bürolarından çıkan e, sonradan e, karşımıza çıkan yani hani bütün projenin hatta bitme aşamasına karşımıza çıkan planları e, görüyoruz master planları. Şimdi e, burada sonra az önce söylediğim gibi bir analiz yapmaya çalıştım. İstanbul kıyılarında neler olup gittiğini. Ben de doğrusu bilmiyordum yani bu sürece. Bu bölgedeki çıkan sonuç yani e, nereye bakacağımı bilmiyordum. Ama e, arazi kullanımındaki en büyük değişimin, e, değişimin olduğu, e, noktasal projelerin sayısının çok daha fazla olduğu ve kamusal durumun en sıkıntılı olan bölge olarak e, bu Yarımada ve Atatürk Limanı arasındaki kalan e, Avrupa Yakası Marmara Denizi kıyıları karşıma çıktı. Ve e, buradaki projeleri 11 tane proje belirledim ve bu projeleri bir metodolojiyle incelemeye çalıştım. E, ee, bu dört evreden oluşan bir metodolojiydi. Öncelikle bir tanımlama ve planlama süreci var. Projelerin kabulleri, etki analizi ve yakın çevre değişimi. Ee, şu şekilde her biriyle ilgili föyler oluşturmaya çalıştım ve böylece hani daha keskin bir şekilde projelerin içerisine neler olup bittiğini anlamaya anlamaktı buradaki amacım. Aynı zamanda plan proje ilişkilerini de e, tanımlayabilmekti. Hangi kurumlar çalışmış, ne yapılmış burada? Birazdan bunlarda çok detaylandıracağım hepsiyle değil. Ee, yine dünya örneklerinden çıkardığım kabuller özelliğinde bu projeleri analiz etmeye çalıştım. Ee, sonrasında mekansal planlama, projenin etkisi mekansal planlamadaki etkisini görebilmeye çalıştım. Burada da hani 2003'teki inşaat, ne kadarlık bir inşaat alanı varmış, 2018'de ne olmuş, nüfus ne kadar artmış ne kadarlık bir dolga alanı var veya hangi işlevlere dönüşmüş bu araziler. Bunları incelemeye çalıştım. Sonrasında da 100 metrelik bir buffer zone burada da etrafını atarak çevresinde bu projenin nasıl bir çevreye etkisi olduğunu, daha ziyade hani hangi işleve dönüşü ya da bölgenin ekonomik raçlarının nasıl değiştiğini, bu tarihler ya da bu yapılan projelerle ne olduğunu anlamaya çalıştım burada. Projeleri burada gözlemleyebiliyoruz bu harita üzerinde. Şimdi çok hızlı bir şekilde, çok da zamanınızı almadan e, biraz tek tek projele buradaki projelerden bahsetmek istiyorum. Vurucu noktalarını konuşmak istiyorum. E, bildiğiniz bir projedir diye tahmin ediyorum. Ya da hani kulak dolgunluğu olan bir projedir. Sea Pearl Ataköy projesi. E, hatta basında çok fazla çıkıyordur Katar'ların. Gerçekten evet Katar'ların e, ortak olduğu bir proje. Şimdi e, konut projesi burası. Ama lejant olarak 1991 uygulama imar planında turizm rekreasyon alanı olarak gözüküyor. İçerisinde bir otel var, 8 tane konut bloğu var burada. Ee, yine Tokya, şimdi bu projeleri, bu bölgedeki şey birazdan da göreceksiniz zaten tamamına yakınında böyle bir şey var. Ee, farklı e, sanayi alanı olabilir ya da farklı kurumlardaki, askeri kurumlar içerisinde olabilir. Ee, farklı kurumlardaki arsalar öncelikle ilk olarak olarak değil. Ediliyor. ve TOKİ'ye devredildikten sonra arazi ihale usulü ya da işte dediğim gibi kiralama farklı usullerle satışı gerçekleşiyor. Ee, ve buradaki projelerin çoğunda bunu göreceğiz. Ee, yine aynı şekilde burada da böyle bir durum var. Tapuda otel arsası olarak gözüküyor fakat dediğim gibi konut projesi ve konut işlevi ee, ve bu da bir mülkiyet durumu var yani ve e, ben bu projelerin hepsinin satış ofislerine gittim ve şu e, gerçekten de 1200 metrelik kıyı bandı tamamen kapatılmış durumda burada e, ve bu büyük bir övgüyle anlatılıyor yani hatta kendilerini bir yalı sattıklarını iddia ediyorlar Hani İstanbul'da hani böyle bir kıyının tamamen size ait olacağını size e, yani sizin mülkiyet mülkü, mülkiyetinizde olduğunu iddia ederek bu satışı yapıyorlar. Gerçekten tam her iki taraftan da kapatılmış durumda. E, yani sadece sitenin güvenliğini geçerek bu kıyı alanına ulaşabiliyorsunuz. Eğer tabii deniz yolundan gelmiyorsanız ee, yani karayolundan ulaşım bu şekilde. Yine bir yana da hemen IELTS Regency'yi görüyoruz. Burası da turizm olarak gözüküyor. Fakat e, baktığımızda belli bir kata kadar otel işlevini üst katlarının ote, e, konut olduğunu görüyoruz burada da. E, yine 91 uygulama imar planında turizm reklamı zaten aynı plan içerisinde geçerli bunlar. E, ve Toki, TOKI tarafından yine satışılmış bir yerde. Burada ise e, şimdi tapuda konut amaçlı kullanıma izin veren kat irtifakı ibaresi var. Fakat e, şimdi e, burası e, turizm alanı ilan edilmiş bir bölge ve buradaki planlara göre işlevlerde e, turizm özelinde verilmesi gerekiyor. Bu içerisinde plan notlarına baktığınız zaman birçok işlevi içerisinde barındırdığını görüyorsunuz. Fakat bunun içinde konut yok. Yani o yüzden de hani kat irtifakı ibaresinin yani konut ama şu kullanım izvar kat ittifakı ibaresinin aslında olmaması gerekiyor. Bu kat konut olarak satışını kolaylaştıran bir durum. Yine burada da sahil bandı kapatılmış durumda. Şimdi hemen bir yanında Millet Bahçesi'ni görüyoruz. Şimdi bu da çok sıkıntılı bir süreç yaşamış bir proje e, ee, rekreasyon projesi olarak karşımıza çıkıyor. 91 yılında yapılmış yine turizm rekreasyon alanı olarak belirlenen uygulama imar planıyla devam ediyor. Hala mevcut. Ee, yine dediğim gibi zaten şey bir sıkıntısı var. Hep bir revizyon planı. Onun ileride biraz daha bahsedeceğim bulgularda. Hep bir revizyon planlarla devam ediyor. Çünkü kazanılmış haklar var ortada. Ee, mevcut plan kararlarıyla örtüşmüyor şu anki rekreasyon işi. çünkü e, yani yine plan notları içerisinde turizm tesisi yapma hakkı var ve e, burası da çok sıkıntılı zaten e, içerisinde tarih eserlerinde var olmasa nedeniyle e, koruma kurullarının da devreye girmesi e, ve sürecin e, çok Çetrefel, çetrefel, hal çok sorunlu bir hale gelmesi ile en nihayetini yine merkezi yönetim tarafından tamam hiçbir şey yapmıyoruz millet bahçesi yapıyoruz kararıyla millet bahçesine dönüştürülmüş bir yer fakat şu anda sanırım 25 yılına İBB tarafından kiralanmış durumda ama bu kiralama bittiği an itibariyle yine plan burada bir, ki bundan önceki oydu yani AVM, otel, konut gibi böyle bayağı kompleks bir yapı projesi vardı burada. O toplumsal muhalefet ciddi bir toplumsal muhalefet karşı nedeniyle zaten yapılmıyor. Ve yine öyle bir projeye dönüşme riski var. Yine dediğim gibi çünkü tapu kullan e, tapusunda e, kat ittifakı ibaresi burada da var. Ama projeyi hani e, rekreasyon projesi olarak baktığımızda da kent ile fiziksel bağlantısının ve ulaşım yollarının kısıtlı olması, mevcut donatıların yine kentliği çekmede sıkıntı yaşaması gibi dolaylar, e, sorunları var. Yani yine dediğim gibi bundan bir... Belki on, 20 yıl sonra, 15 yıl sonra e, ya burası zaten atıl durumda, biz buraya böyle işem. Çünkü bu kıyılarda bu çok, benim çok gördüğüm yani. Okuduğum zaman karşıma çıkan ço çok fazla çıktı bu durum. Yani zaten kullanmıyordunuz, e, kullanılmıyordu, kamusal değildi. O zaman biz de bu projeyi yapalım buraya yaklaşımı. Yani evet tamam kıyılardaki zaten temel problem bu. Hani kıyı kenti tekrar kazandırmamız düşünürken ama hani zaten kullanılmıyordu. Ne olacak ki gibi bir bakış açısı anladığım kadarıyla e, bu projelerde de varmış. E, Yalata projesine baktığımız zaman da burada da yine bir konut projesi görüyoruz burada da. 97 yılında turizm rekreasyon alanı uygulama imar planındaki plana göre turizm rekreasyon alanı olmasına rağmen e, burada TOKİ tarafına hasılat paylaşımı yöntemiyle, örgütlenme modeliyle çıkmış fakat e, şu anda bütün yapıların evlerini, oradaki şeylerin dairelerini sattığı için tamamen artık özel mülkiyete geçmiş durumda burası da. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntı var. 10 ee, metrelik, şimdi bizde zaten hani kamusal alan diye anlaşılan şey kıyıda bir 10 metrelik yürüyüş yolu bırakmak olduğu için. Burada da bir 10 metrelik kamuya açık bir sahil bandı bırakmış. Burada da proje esnasında çok fazla e, yine toplumsal bir muhalefete ile e, karşılaşmışlar. Ve bunun üzerine o 10 metrelik bir band bırakılıyor. Fakat şimdi aslında kıyı kanununa göre ilk 50 metre yani iki, 100 metre aslında kamusal alanı hitap ediyor ama ilk 50 metrede yaya yolları vesaire gibi böyle e, hani özellikle hani konaklamaya hitap eden bir yapının yapılması yasak. E, bu nedenle de böyle 40 metrelik 10 metreden sonra 40 metrelik bir alan bir peyzaj bantı olarak kut bırakılmış ve e, dört tarafı çitlerle kapalı bir e, alan burası. Yani hani sahil hattında yürürken siz buraya bir erişim sağlayamıyorsunuz. Orada çünkü çitler var. E, aynı şekilde teorik olarak e, sitenin yani yalının içerisi, Yalı Ataköy'ün içerisinden de e, bu tarafa bir geçiş yok. Tabii içeride kapılar var ama hani e, serbest bir geçiş yok. E, böyle şey gibi hani Numanilik bir alan gibi kombiş oraya 40 metrelik bir ee, alan, yeşil alan, yeşil bant. Şimdi Kennedy Caddesi'nin arka tarafına baktığımızda da burada da projeler karşımıza çıkıyor. Yine kütlesi olarak büyük projeler bunlar da. Yedi Mavi Projesi burası yine konut projesi. Şimdi Kennedy Caddesi'nin arkasında e, uygulama imar planı TK dediğimiz yani tercihli kullanım yani aslında bu yakın tarihte çok popüler olan e, bu turizm, konut, ticaret gibi farklı işlevler içinde barındıran ve e, özünde de e, kararların büyük bir oranını yatırımcıya bırakan bir işlev türü. Ya kötü bir işlev, kötü bir lejant demiyorum. Çünkü aslında kentsel tasarım açısından çok da avantajlı ve doğru yapıldı. Yani doğru bir proje hani söylediğim gibi master plan veya bol katılımlı bir master planda çok güzel sonuçlar doğurabilecek bir lejant tipiyken burada biraz daha yatırımcıya bırakılan bir lejant tip olarak karşımıza çıkıyor. Yoğun bir konut kullanımını görüyoruz burada. Yine benzer bir şekilde kat ittifakı ibaresi var burada da. Yine mülkiyet durumuna baktığımızda çok el değiştirmiş burada da. Birkaç şey atarak da yine en sonunda tabii özel sektöre geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu Kıyı arkasındaki, pardon Kennedy Caddesi'nin arka kısmındaki bu projelerdeki temel sorun da zaten çok geniş arazilere oturuyor bunlar. Ve e, kapalı site olarak tasarlanan projeler bunlar da ve bunun kentsel alanla kıyı bandında keskin sınırlar oluşturuyor böylece. Hani orada bizim planla beklediğimiz aslında yeşil koridorlarla kentliği kıyıya çekmekken hani bunlar tamamen oralarda... E, keskin sınırlar oluşmasına neden olan projeler. Bir benzeri de yine Büyük Yalı projesi. Ee çok benzer özellikler var yine tercihli kullanım dediğimiz gibi ama yoğun konut kullanımı var burada da burada e, içerisinde tarihi eserler var fakat burada ve o nedenle kuruma kurulu da bu sürece dahil ediyor Kabaca bir iki kat yüksekliklerdeki bu kütlelerin yanlarına gördüğünüz senin yani de görüyorsunuz yaklaşık yani böyle 68-70 metre, haş, metre haşı civarlar 70 metre aşı vardı sanırım buranın ee, yüksekliklerde e, yapılar e, Yer konmuş durumda. Ee, yine buranın da mülkiyet durumu hani e, daha, e, Milli Savunma Bakanlığından aslında yani hani askeri alanlar alanlarsa yani bunların hani kamusal işlevlere dönmesi gerekirken bu da TOKİ, Emlak Konut ve özel sektör olarak böyle el değiştirerek yine özel sektörle son e, mülkiyetine kavuşmuş durumda. Şimdi mesela burada şimdi yine şimdi baktığımızda dünya renkleriyle karşılaştığımızda burada kapsamlı bir master plan için bir eee şey yarışma açılıyor. Ya yani, sanırım 14'tü. eee farklı yerli ve yabancı tasarımcı çağrılıyor. Hatta bunlardan altısıydı sanırım finale kalıyorlar. Ama yani baktığımız zaman hani bu süreç, bu planlar tamamen yine sadece o tasarımcılar tarafından hazırlanıyor ve sonrasında hani herhangi bir katılım süreciyle nihayleştirilmiyor. 34 34'te bu da e, bir konut projesi. Yine benzer sorunlar burada da var kat irtifak. Yani a, projelerin hepsine baktığımızda şimdi birazdan daha otel projesi olarak gördüğümüz, burası da reylesin bölüm. Aslında otel projesi olarak görüyoruz. Fakat ilk üç katı hatırladığım kadarıyla e, otel kalanı yine konut olarak karşımıza çıkıyor burada da konut alanı olarak. Ee, yeni kapı dolgu alanına bakalım bu bak karsak daha doğrusu ee, zaten çoğumuzun bildiği bir proje burası ama burada hani hmm, ne söyleyebilirim diye düşündüm e, ee, çevre, çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıyor burasının plan, planları. Çünkü e, dolga alanı ile ilgili yetkin kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ancak tabii e, şimdi koruma amaçlı imar planı böyle yarım ada için hazırlanmış koruma amaçlı imar planında böyle bir yer yok. Ve bu yüzden de koruma amaçlı yani kurul şey diyor hani bizim bu yani böyle bir plan yapamazsınız. Bizim zaten koruma amaçlı bir planımız yok. Fakat merkez hükümetin çok hani açık bir şekilde hani e, su sit alanına girmez e, diyerekten bu buranın planını hazırlama yetkinliğini buluyor kendinde. Evet. Yine yerel belediyelerin veya bu anlamdaki üst ölçekli planlar, diğer mekansal planların dışlanarak koordineli bir tasarım süreci yaşanmadan yapılan bir plan süreci işlediyor burada. Ama sırf onun dışında hani yine plana rekreasyon amaçlı baktığımızda da kentin fiziksel bağlantılarının çok sıkıntılı olması kısıtlı olması, mevcut dolandırıcının kentli alanı çekme konusunda çok yetersiz olması ve içine baktığımızda da zaten çok aktif kullanımlı, yani miting alanı olarak kullanılmaya daha elverişli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi iki tane proje var bölgede. Henüz daha imala tamamlanmamış durumda. Ataköy Yat Limanı Kompleksi. Bunlardan bir tanesi. Bu da karma bir proje. Burayı gezdiğimde de Şimdi e, çoğumuzun biliyordu. Ben yaş olarak benim de hani galeriya küçükken gittiğim bir yerde şey İstanbul'daki ilk AVM hatırladığım kadarıyla. Ve e, tam olarak o ga galeriyanın olduğu bölgenin eee galeriyanın yıkılaraktan bu şu anda e, turuncu olarak gösterirken kısma e, taşınması e, ve oranın doldurularak oraya taşınması ve arkadaki galeriyanın olduğu yere de e, o konut projeleri yedi ayrı konut bloğunun inşa edilmesi planlanıyor. Bu master plan'a göre böyle. E, ve zaten bir tane arada şu anda bir konut projesi yapılmış durumda e, dolgu alanında. E, ve oteller ve marina olarak burası böyle bir e, karma kıyı düzenleme projesi olarak karşımıza çıkıyor. E burada söyleyebileceğim 2005 yılında dolga alanı tamamlanıyor. Yine 2006 yılında üst yapı ile ilgili inşaat ruhsatını vermek istemiyor yerel belediyesi. Ancak yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından parsel numarası düzenlenmeden dolga alanı yanı olarak 142 parsel yanı olarak inşaat ruhsatı düzenleniyor burada da ki üst yapıdaki projeler inşa edilebilsin diye. Hata uh, port projesi de yine baktığımızda bu da çok yine yoğun bir proje. Yine henüz proje aşamasında videolarını YouTube'dan izleyebiliyorsunuz, tanıtım videolarını ama sadece oradan izleyebiliyoruz yani. Hani bizlerin de gördüğü o kadar. Yine karma kıyı projesi olarak görüyor. Yine yoğun bir ee, yapılaşmaya izin veren bir proje. Şimdi ben e, az önce söylediğim gibi bu e, 11 11 proje üzerinde bir analiz yaptım. Az önce gösterdiğim föyler çerçevesinde ve bunlardan belli sonuçlar çıktı. Arazi kullanımına dair nüfus yoğunluğu, yapı yoğunluğu, bu bölgede neler olup bittiğine dair e, ya da ekonomik değişim ne kadar olmuş, mülkiyet durumları nedir diye ve bu çerçevede de e, bu parametreler çerçevesinde bu bölgeyi değerlendirmeye çalıştım gerçekten de çok ciddi anlamda bir inşaat yoğunluğuna, bir yoğun nüfus yoğunluğuna karşı karşıyayız bölge genelinde. tek tek bunları biraz detaylandıracağım. Gerçekten de çok ciddi bir yüzdeler var. şimdi şu harita özelinde baktığımız zaman bölge... Hani, kent e, kıyı arkası kentsel alana baktığımızda eee zaten yarımada sit alanı olarak görüyoruz. Onun e, şey kısmı Ataköy kısmını zaten turizm bölgesi olarak ilan edilmiş durumda 89 yılında Bakanlık kararıyla ama arka kısma baktığımızda ağırlıklı olarak konut bölgesi karşımıza çıkıyor ee, o nedenle de e, kent kıyı arkası kentsel alanla kıyının entegrasyonu burada en temel problemlerden bir tanesi zaten tarihsel olarak da böyle bir sıkıntı yani yakın de böyle bir sıkıntımız varken bu projelerle bunun çözülmesi beklenirdi. Ee, yine e, ulaşım ağlarına baktığımızda e, Kennedy Caddesi keskin bir bariyer görevi görüyor zaten kıyıyla. Ve onun dışında karayolları, metrobüs, marmara yani yoğun bir ulaşım bağlantılarının bulunduğu bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tek tek hani bazı başlıklar özelinde incelemeye çalıştım. Plan proje ilişkisi bakımından baktığımızda bölge bir kere 90'larda az önce söylediğim gibi turizm alanı ilan ediliyor ve imara açılıyor. Şimdi o yüzden de bu o zaman açılan imar planları, o zaman verilen imar planlarındaki kararlara göre işte bu 72 haşlar yani işte psek emsallerle kazanılmış haklar oluşuyor ve ondan sonra da zaten bu planlar böyle parçalı parçalı planlar var bölge içerisinde sınır kıyı tam kıyı hattı boyunca ve bunların hepsi revizyon planlarla e, şu an yani bu kazanılmış haklar kaybedilmemesi için revizyon planlar yapılıyor sürekli. Şimdi tabii 2000'lere geldiğimiz yani 90'larda buna muhtemelen e, ekonomik olarak çok bir altyapı yoktu. 2000'lere geldiğimizde ekonomik konjöktör buna e, yeterli bir şey geldiği için bölge yatırım yapmaya artık müsait hale gelmiş. O yüzden de bu tarihlerde daha yoğunlaştığını tar tahmin ediyorum. 90'lardaki plan kararları ağırlıklı işte TK, Turizm Ticaret Konut Dejanları sayesinde projeyle ilgili kar kararlar genelde yatırımcının tek eline bırakılması gibi bir sonuç karşımıza çıkıyor. Evet ve katılımda hazırlanan bir master plan yok hiçbir projede. Ve plan yeri aslında kopuk bütünlüğü bozulmuş parçalı kıyılar olarak karşımıza çıkıyor bu dikler. Yine örgütlenme modellerine baktığımızda bu projelerin e, proje sürecinin organizasyon ve koordinasyonu yapacak özel bir birim kurulmamış birinde. E, yerel yönetimlerin dışlandığı hepsinde yani her bir projenin o tarihsel süreçlerini incelediğimde her sıkışıldığı noktada merkezi yönetimin e, koordinasyonuyla, koordine, e, merkezi yönetimin müdahalesiyle diyeyim daha doğrusu sorunlar çözülmüş. Ee, karşımıza çıkan Çevre Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve özel sektör yapım, yani bu üç kurum var, sürekli bunların adı dönüyor zaten projelerde. Yani, ya da özel sektör adı değil de hani o, bir özel sektörden, hatta onlarda da bazı yatırımcı e, firmalar çok daha sık karşımıza çıkıyor. Yine kentten kopuk, kentle bütünleşemeyen bağımsız projeleri görüyoruz burada da. Mülkiyet durumlarına baktığımızda tabi devlete gelir olarak değerlendirmesi amacıyla kamu arazileri öncelikle TOKİ'ye devrediliyor ve o da ihale usulüyle özel sektöre satılarak kıyı alanları ciddi anlamda özelleşmiş durumda. Bu Pardon. Ee, arazi kullanımlarına baktığımızda e, bölge turizm alanı ilanıyla arazi kullanımının zaten turizm odaklı olması bekleniyor. Ya yani burada bir kamusallığın ikinci plana atılacağı zaten sinyalleri veriliyor. Ancak projeler detaylı incelendiğinde ağırlıklı konut alanlarının yoğunlukta olduğunu da görüyoruz. Ee, turizm rekreasyon ile gösterilen alanlar bile konut projeleri inşa edilmiş durumda. Ve, e, özellikle noktasal projelerin planlarında karma kullanıma izin veren işte bu az önce söylediğim gibi yat, e, proje süreçlerini yatırımcıya bırakan detayları yatırımcıya bırakan TKT e, konut ticaret hizmet lejant, turizm lejantı ağırlıklı kullanılmış durumda. E, genellikle de bu tip planlarıyla geliştiren projelerde kent gerisinde planına değişmeyen bağımsız böyle kendi başına olan projeler karşımıza çıkıyor. Ve az önce de söylediğim gibi kat irtifakı ibaresinin çoğu e, projede olması hızlı bir şekilde konut alanlarının artmasıyla da sonuçlanmış durumda. Hina ee, arazi kullanımda rekreasyon alanlarına baktığımızda ise e, kıyı kenti entegrasyonunu çok sağlamayan, yeşil olan olarak projelendirilmiş ama yeterli donat elemanlarına sahip olmayan, rekreasyon işlevini yeterince yerine getirmeyen alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Devasal bir tabii de, dolgu alanının bulunması da kıyı mor morfolojisi açısından sıkıntılı. Şimdi bölgenin ekonomik durumuna baktığımızda e, proje alanları sosyal konut geleneğinden yani dünyada da var böyle örnekler. Evet kıyılarda konut projelerini görüyoruz. Fakat bunlar ağırlıklı yani doğrusu daha doğrusu sosyal konut geleneğiyle inşa edilen yapılar. Fakat burası tabii sosyal konut geleneğinden uzak, üst sınıfa hitap eden kapalı konut sitelerinin olması da, kıyı bandının belli sosyoekonomik kitleye hitap eden özelleşmiş alanlara dönüşmesine neden olmuş. Ee, gittiğim zaman hani baktığımda bu projelerin çoğu yabancı para birimleriyle satılıyor zaten. Ee, konut fiyatları sınırları içerisinde konut yani alana baktığımızda Zeytinli Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerindeki konut fiyatlarının da çok üzerinde. Yani 5 bin, 8 bin, ben burada bir sene öncenin verileri bunlar. 5 bin, 8 bin dolar arası rakamlar söylüyorum. Dolar yükseldiği için belki bir tık daha inmiştir bunlar ama hani bakır e, Bakırköy fiyatları ise 8 bin TL, e, Fatih Zeytinburnu ise metrekare fiyatları 4 bin TL civarında. Ve buradan da anladığımız kadarıyla kamu uzaklaştırarak pazarlanan alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dolgu alanlarına gelmeden, dolgu analiz etmeden önce çok kısa bir şöyle bir spor göstermek istedim. Ee, bu kıyı kanı kıyı tanımındaki kroki alınmış bir düzenlenmiş bir şey yaptım. Ee, şimdi mevcut kıyı tanımına hani bakalım. Burada bir birinci kısım yani baktığımızda bir e, kıyı çizgisi var, kıyı kenar çizgisi, kıyı kenar çizgisinin sol tarafındaki kısım birinci kısım, sağ tarafı ise sahil şeridi olan kısım. Aslında birinci kısım dediğimiz kısım e, kamusal alan direkt tartışmanız. Öbür taraf ise ikinci kısım ise özel mülkiyet yine de konu olabilecek bir alan. Ve buradan da gördüğümüz kadar yani dolgu alanı yaparak biz sürekli kenti aslında öteliyoruz. Denize doğru öteliyoruz ve doldurulmuş alandan kendimize sürekli bir kamusal alan üretmeye çalışıyoruz. Ee, ve bu bakış açısıyla da baktığımızda bölgede kendi olgu alanlarına da mimar hareketleriyle tabii kent içerisinde yetersiz kalan bu donatı alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılıyor bu alanlar. Ve yeni kapı projesi de bunlardan bir tanesi. Hani ee, fakat yani bu amaca da hizmet edemeyen bir proje. Üst ölçek planlar ve yarımada ile bütünleşik bir yaklaşımı yok. Rakamsal olarak yeşil alan miktarını arttırmanın da ötesine geçmiş durumda değil zaten. Nüfus yoğunluğuna baktığımızda şimdi ikamet sayısı e, konut başına dört alarak hesaplamıştım. Ee, ve bu ortalama e, benim aldığım alan içerisinde geçerli bu arada. E, o o zone içerisinde 161 kişi bölü hektar olarak karşımıza çıktı ki bunun içerisinde Ataköy Yat Limanı, Ataport projeleri dahil değil ki bu projelerde yapıldığı zaman bu rakam sayılar çok daha yükselecek ki buna bir de Yeni Kapı projesi dahil. Bu veri setinden yani Yeni Kapı'nın parseli alanı e, veri setinden çıkarıldığında bu 380 kişi bölü hektara çıkıyor. Hani Bu ne demek? Ee, İstanbul genelinde 28 kişi böyle hektar bu. Bakırköy 79 kişi böyle hektar. Zeytinburnu'nun nispeten kalabalık içlerden biri. 244 kişi böyle hektar. Ya yani bu şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. Turizm adı altında yapılan bu projeler aslında imar yönetmenliğinde konut alanı için gerekli olan donatı alanlarını ve altyapıyı karşılamıyorlar. İhtiyaç çünkü gerek böyle bir zorunlulukları yok. Fakat plana göre siz bu böyle bir konut alanı inşa ediyorsanız bunun ihtiyacı olan ne bileyim okuldur, kreştir, hani hastanedir. Bunun karşılığı yani bu konut alanının ihtiyacı olan bu donatı alanlarını sağlamak zorundasınız. Fakat işte bizde böyle aparttır, rezidansdır gibi kelimelerle başlıklar altında ama yine de tapuda kat ittifakı verilerekten bu alanlar e, kontrol olarak inşa edilmiş durumda. Yine yapı yoğunluğuna baktığımızda inşaat alanlarındaki artış %1480 gibi bir rakam. Ki buna yine Ataköy, Atleman ve Ataport projeleri dahil değil. E, yapı yoğunluğu 0,2'den 1,5'a yükselmiş durumda. Bu da %567'lik bir artış var. Yine yeni kapıyı bu veri setinden çıkardığımız anda 3'e çıkıyor bu inşaatların Çok yoğun bir inşaat yapılaşma var aslında orada. E, kıyı hatta artık açık kullanım özelliğini ciddi anlamda kaybetmiş durumda bu bölgede. E, süniyet etkisine baktığımızda e, dolgu ha bir de tabii şöyle bir şey var. Emsali e, bürütten alıyorlar burada. Yani dediğim gibi az önce söylediğim gibi yani hani e, birçok aslında donatıya vermeleri gereken o, o alanı kaybetmek istemedikleri için bu alanlar tamamı e, bu inşaat alanları tamamı konut işlerine dönüşmüş durumda. Süleyet etkisine baktığımızda yine e, dolgu çalışmalarıyla kıyının iki açıdan bakabiliriz buna. Dolgu çalışmaları kıyının formu dönüşmüş durumda. E, yeni kapı projesi tarihi yarım adının görsel bütünlüğüne zarar veriyor ama sırf o da değil. Yani Ataport, Ataköy yat limanları bunlar da oluşturma zaten ciddi anlamda bir form dönüşümü var burada ve 70 metre yüksekliğinde yapılaşmaya izin verilen imar planlarıyla inşa edilen bloklarla kıyı attı. Gerisiyle artık bir bariyer etkisi net bir bariyer etkisi yapıyor burada. Projenin ee, projenin kamusallık durumunun etkisini ve kıyı kent entegrasyonu açısından baktığımızda Alanın e, turizm alanı ilanı ile kamusal özelliği ikinci plana atılmış durumda. Özelleşmeye yönelik sağ politikalar ve yatırımcıya bırakılan işte bu master planı ile kıyafetli kamusal kullanım olanaklarını yitirme sürecine girmiş durumda. Zaten özel sektör tarafından bir 10 metrelik bir bant olarak e, tanımlanıyor. Buraya bir yaya yolu bıraktığımız anda burayı kamusallaştırmışız gibi yorumlandığı için o şekilde e, planlar yapılmış burada da proje öyle tasarlanmış daha doğrusu. Zaten mevcutta da kıyı Kennedy Caddesi'nin varlığı kıyı ile kent arasında sorunlu bir durum oluşturmuş yıllar içerisinde. Bunun haksine çözülmesi beklenirken bu projelerle bu e, sorun iyice büyümüş ve bu kopukluk daha da artmış durumda. Ee, son olarak da 2000'ler yıllarda yapılan ulaşım kararlarına, yatırımlarına bakarsak, buradan da biraz bölgenin aslında konut işlevlerine e, paralellik olduğunu görebiliyoruz. 2016 yılında Avrasya Tüneli ile Marmara Bölgesi Anadolu Yakıt Karayolu bağlantısı açılmış, Kennedy Caddesi'ne bağlanmış. Boğaz'ın altından geçen bir tünel ile birbirine bağlanmasına sağlayan Marmara Tüp Geçit Projesi var. Şehrin iki yakası böylece demiryolu ulaşımına açılmış, sağlanmış. E, deniz ulaşımı Zeytinburnu, Bakırköy, Yeni Kapı bot iskeleleri var. Hava ulaşımı açısından Atatürk Havalimanı'nın kapanması da belki buradaki yani turizm merkezi olan bölgenin otel projelerindense artık konut projelerine dönüşmesinde etkili olacağını düşünüyorum. Ee, yine yeni kapı transfer merkezi, Avrasya Tüneli, Marmara Kıyı Kent ilişkisi kurgulamada bütüncül bir planla hazırlanmamış. Durumdalar. Çok mu uzattım? Biraz hızlı toparlamaya çalıştım ama hiç uzun değildi. Teşekkür ederiz. Ee, yani yani emdengelediğim toplamaya çalıştım ama. <laughs> Teşekkür çok... ederiz. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok faydalandık. Sağ yani e, kentsel kıyı alanlarının özellikle tam bahsettiğiniz gibi böyle noktasal projelerle dönüştürülmesinin e, nasıl gerçekleştiğini. Ee, özellikle bu tarihi yarımada ve işte Marmara'nın Marmara, Marmara Denizinin kuzeyindeki o İstanbul'un kıyı sınırındaki e, belki de İstanbul'un en yoğun projelerin gerçekleştiği alanlardan bir tanesi, orası, muhtemelen orası. Ee, orada izlemek, böyle detaylarıyla e, duymak, yani anladığım kadarıyla sadece kıyıları dönüştürmüyoruz da e, kanunları da dönüştürüyoruz. Böyle on, on, onlar da değişiyor, devşiriliyor, hibritleşiyor, evet. yani... değil mi? Evet yani baktığınızda zaten e, özellikle 2000 sonrası ciddi mevzuatta yeni kanunlar, hmm. yeni yasalar, özellikle kıyılara dönük değiştirilen yasalar çok fazla. Her hmm. çıkan bir probleme göre yasa. Bundan önce evet. yönetmelikler değiştirilirken şimdi yasalar direkt e, değiştirmiş Ve e, e, bunları böyle gözlemlemek de tabii benim çok güzel olmadı. Hmm. <laughs> Evet, evet. Yani iyi bir tespit yaptığınız teşekkür ederiz. Tabii ki böyle can sıkıcı biraz e, hani nasıl diyelim uzun vadeli olarak önümüzü göremediğimiz bir sürü şeyin e, aslında masanın üzerine koyulması gibi görüyorum ben bunu. E, şimdi az önce bahsettiğiniz gibi mesela İstanbul Atatürk Havalimanı'nın neye dönüşeceğini henüz tam olarak da bilmiyor olmayışımız kendim bazen yatırımcı yerine koyuyorum ve şey diyorum yani buraya bir proje yapacak olsam ama hemen yeni başındaki kadar büyük alanın ne olacağını bile bilmiyorum yani bununla ilgili kanunun değişme ihtimalini de bilmiyorum bir çok evet. bilinmez. her anlamda herkes için bütün aktörler için zorlayıcı bir durum galiba en kritiği benim benim ilgimi çeken ve beni belki de bu alanda çalışmalıyız diye düşündüren de katılımcı süreçlerin Pek de var olmayışı. Bunu bir türlü ya icat etmemiz ya yetkilileri bu konuda ikna etmemiz, ikna edecek yöntemleri icat etmemiz bir şeyler yapmamız gerekiyor galiba. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben sağlık. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Eminim yorum yapacak olan, sorusu olan, katkıda bulunmak isteyen hocalardan, öğrenci arkadaşlardan vardır. Tabii çok taze yani yeni e, <laughs> projelerin olması da iyi. E, çok eski projeleri değil de henüz hatta bir kısmı tamamlanmamış e, şeyleri, projeleri dinledik sizden. Yani evet e, hatta ben gittiğimde bazıları teslim süreçleri devam ediyordu, hmm. bazıları işte bitirecekler. Hatta ben şeylere çok sordum. Çoğunun çünkü plan süreçleri sıkıntılı davalık. Yani hatta hmm. tamamına yakınım planları davalık. Ben özellikle şey sorularda sordum hani tapumu alabiliyor muyum? Hani bununla hmm yaşa hiçbir sıkıntı yok yani. <laughs> 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 ne hani, demek? başaya gittiğimiz zaman tapuya gittiğimizde çözülecek herhalde sorun diye düşünüyorum ki yani aslında baktığınızda tapuda kat ittifakı ibarelerinin hazırlanmış olması da bunları altlık. Evet, yani evet. E, nasıl olduğuna dair de bir fikrim yok yani bunu sorarsanız bilmiyorum. Yani bunlar nasıl aşılıyor? Çünkü yasaları evet. inceliyorum, bakıyorum. Evet, hayır evet. bu denmemes, yapılmaması. Böyle gerek olmaması gerekiyor. gerekiyor. Diyor. Olmaması <laughs> diyor ama orada o var yani. Evet, hani ilginç. Nasıl aşılıyor bilmiyorum ama dediğim gibi ben, ben süreci incelediğimiz zaman her sıkışılan noktada merkezi yönetimin müdahalesiyle o süreç zaten aşılmış yani herhalde bir şekilde yani çok fazla tek, yani merkezi hükümet yani o yerele inememek yani katılım zaten yani, bırakın yerel yönetimler dahil olamıyor biz daha çok doğru, aktif doğru, doğru, sürecine doğru. dahil etmek istiyoruz ama yani pek öyle bir durum olmamış burada en azından. Yani şey, e, yani kentin böyle giderek orada yapılan aslında şey çok komikti. Onu not aldım. E, o e, hangi projenin önündeydi hatırlamıyorum da o 40 metrelik e, o kurt kurtarılmış <laughs> bölge şeyi hayal ettim. Onun böyle mı? kendi kendine doğaya bırakılacağını <laughs> ve orada. Böyle... <laughs> bir anda ormanlar yani, değil, falan ayarlamak istedim. Hani kurtarılmış <laughs> bölge de Şey de çok değil sinir. aslında. Evet. Ya sen yaşa yani bir yer var orada hani böyle laf var maymuna çöp atmayın der gibi evet, dört evet, tarafı kapatılmış evet. ama ne var <laughs> orada çimen var. Yani hani şey çok sık komik bir durum. Yani kime söyleseniz hani fark yani bizim bu ülkemizde bizim coğrafyamızda yaşamayan kime bu hikayeyi anlatsanız dalga mı geçiyorsunuz da? <gülüyor> <gülüyor> hani burada böyle e, Tam ne kadar şeyi hatırlamıyorum sınırı da Hı -hı. hani 40 metreye muhtemelen o oda e, 1500 metre. Yani ucuvar civarda bir kilometrik bir alandır herhalde tam yok bin, bir an iz 1200 metre diyelim yaklaşık o ölçüler hani orada ciddi bir metrekare var ve böyle. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, evet. E, Hüseyin hocam çok teşekkür ediyor çok iyi bir sunumdu teşekkürlerini teşekkür. iletmek istedi. Ben teşekkür ederim. Başka bir soru ya da yorum katkıda bulmak isteyen var mı? Galiba yok. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Ee, güzel bir teşekkür sunumdu. Teşekkür ederim. Çok ee, sağ olun. Faydalandık. Ağzınıza sağlık. Ee, evet, böylelikle sağ de Beyazıt Seminerleri'nin 59. sonuna gelmiş olduk. Öyle sanıyorum ki bir süre seminerler ara vereceğiz biz de. E, e, Eylül, Eylül ayında tekrar <laughs> devam edeceğiz. E, çok teşekkür ederiz herkese. E, teşekkürlerimizle. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.